Değerli Final Sohbet kanalı arkadaşlarım ve kanalıma yeni katılan tüm aboneler, hepiniz yayınıma ve kanalıma hoş geldiniz. Evet, gün gel geçmiyor ki piyasada çalkantılar bitmesin. Bugün de çalkantılı bir piyasa diyebiliriz, satıcılı bir piyasaydı. Bugün borsamız 1407 puandan 1386 puana geldi. Ancak bu sefer pala sürpriz yapmadı. Açılışı negatif yaptı. Açılışı negatif yaptı ve gün boyu satıcılı bir seyir izledi. Evet, piyasa açısından kötü oldu. Neden? Çünkü destek dediğimiz 1418 puanın altına şiddetli bir şekilde bizi getirdi. Kötü oldu. Zaten 4 saatlik, zaten ben bunu birkaç gün önce borsada kötü sinyaller geliyor diye şu videomda yayınlamıştım. Sizlerle paylaşmıştım. Sol üst köşede yayınladığım videoda. Zaten günlükte sat durumundaydık. 4 saatlik de sat durumundaydık. Bugünkü satışta da haftalıkta da sata geçtik. Yani haftalıkta sata geçmek ne demek arkadaşlar? Yani satış baskısının daha uzun süreceğini öngörebiliriz. Yani nedir işte, gün 4 saatlik biraz daha kısa vade. İşte ne bileyim, günlük biraz daha orta diyebiliriz. Haftalık ise biraz daha uzun vade olabilir. Belki de bir ay boyunca bu baskıyı üzerimizde hissedebiliriz. Peki bu baskıyı bizler neden hissettik? Neden bu baskı üzerine geldik? Çünkü bir anda bu dün ben size dünkü videomda bahsetmiş olduğum Çin gayrimenkul şirketinin borcunu geri çevirememesi, borcunu ödeyememesini tabii bunu bir şekilde bir iflas olarak düşündü. Özellikle Avrupalı yatırımcılar, yani Avrupalı, özellikle Avrupa borsaları tam anlamıyla bir çöküş yaşadı. Tabii bu adamlar çok kolay paniklediler. Acaba yeniden böyle bir mortgage krizi mi geliyor, gayrimenkul krizi mi geliyor, yeniden Lehman Brothers olabilir miyiz şeklinde. Tabii ben bunu dün açıkladım, ancak tabii bunu sizler dinlediniz Final Sohbet kanalı olarak. Yatırımcılar ise daha fazla paniklediğini düşünüyorum. Çok fazla ve bir böyle paldır küldür bir satış olduğunu düşünüyorum. Çünkü Çin'deki gayrimenkul satışının bir Lehman Brothers olması mümkün değil. Ancak bu panikle zaten bir domino taşı gibi stoplar arka arka konmuş ve tak 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 Avrupa'da satışlar geldi. Avrupa'da satışlar gelince zaten Avrupa'da rüzgar esse biz burada zatüre oluyoruz. Bizim piyasada etkilenmemiz mümkün değildi. Amerika'da da satışlar geldi. Avrupa'da da satışlar gelince biz de bundan kötü etkilendik. Bunun üstüne üstlük bizim bir de Perşembe günü Merkez Bankası faiz kararını indirebilir mi? Faiz kararıyla faiz indirebilir mi'nin baskısıyla beraber bu iş böyle bunun bir katalizörü oldu. Ayrıca Çarşamba günkü Amerika Birleşik Devletleri'nde Fed toplantısı da piyasayı gerdi. Acaba Fed de piyasada tahvil alım programını azaltıcı bir şey yapabilir mi'nin etkisiyle herkes böyle araba farı görmüş, tavşan gibi gözleri yuvarlak yuvarlak oldu ve direkt algoritmalarda, robotlarda satışı başlattı ve bir anda piyasa satış geldi. Ve sert de geldi arkadaşlar. Yani artık ben ne diyordum? Evet, desteklerden mal alınır, dirençlerden satılır. Ancak dirençler de patlatılmak içindir, destekler aşağıya kırılmak içindir. Yani sonuçta bu iş risklidir. Evet, 1418'de mal alırsınız, burası destektir diye çalışmaz. Aşağıya doğru kırar, 1386'ya doğru getirir. Burada size ayı tuzakları kurabilirler, boğa tuzakları kurabilirler, türlü devir işler de yapılabilir. Tabii tüm bu teknik analizi incelediğiniz zaman da bununla beraber konjüktürde, yani global konjüktürü de takip etmeniz. Hem yurt içi siyaseti, hem yurt içi ekonomi, hem de yurt dışı siyaseti, hem de yurt dışı ekonomiyi takip etmeniz gerekiyor. Evet, şimdi benim bu söylediklerimi destekleyici, yani borsa bugün neden düştü? Bunun destekleyici haberlerine, bir kaynaklarına bakalım. Hemen geri dönelim ve sohbetimize devam edelim. Şimdi bakın, burada Avrupa borsalarında sert satışlar. Çinli gayrimenkul şirketleri kaynaklı sert satışlar ve Fed beklentileri risk iştahını sınırlarken Avrupa borsalarında haftanın ilk işlem gününde sert satışlar görüldü. Bu diğeri nedir? Gelişen piyasalarda Fed öncesi tahvil telaşı. Gelişen piyasaların dolar ve euro cinsinden tahvil ihraçları bu hafta yapılacak Fed toplantısı öncesinde varlık alımlarının azaltılmasının başlayabileceğine dair endişelerle 36 milyar dolar yükselirken önceki hafta toplam 90 milyar dolara affedersiniz ulaşabilmişti. Önemli olduğunu görüyoruz. Bu iki haber de son derece önemli. Bir de Perşembe günü, yani Çarşamba günü Fed hafta sonu bu Çin'in gayrimenkul şirketinin borcunu ödeyememesi Avrupalı yatırımcılar tarafından bunun iflası olarak işin açıkçası algılandı. Yani borcunu ödeyemedi. Ama ne olur? Bu adam tahvil çıkarır. Çin hükümetinin 3.22 trilyon doları var.
3.22 trilyon dolardan 100 milyar dolar verir bu gayrimenkul şirketini kurtarır. 3.22 olmaz da 3.12 milyar trilyon doları olur. Ancak bu böyle algılanmadığından dolayı zaten bunun fırtınası ve piyasada bir korku yarattı. Korkuyla beraber Avrupa sert satışlar, biz de buralara geldik. Peki bu bağlamda evet biz bunu bu şekilde yorumladık. Pazar günü de, pazar günkü sohbette de çok evet bir satış bekliyorduk, ancak bu kadar sert satışı ben Avrupa'da bekliyor muydum? Hayır, beklemiyordum. Amerika'da beklemiyordum, beklemiyordum. O zaman bir bu adamların korkuları neydi? Bakalım bir VIX korku endişesinde bir şey var mı yok mu? Ondan sonra tekrar geri dönelim konuşmamıza devam edelim. Değerli arkadaşlar, burada baktığımızda bakın VIX korku endişesi şurada, hatta şöyle 4 saatliğe getirelim. Bakın gördüğünüz gibi şurada geliyor geliyor ve bir anda hareketleniyor saat 10'dan sonra. Zaten bu 17 Eylül 2021'de bu Çinli gayrimenkul şirketinin durumuyla beraber yükseldiğini görüyoruz 17 Eylül'de. Zaten hafta sonu bu olay iyice demlendi. Ondan sonra hafta başında zaten burada koptu. Kopmuş olay şurada arkadaşlar. Görüyorsunuz bu VIX korku endişesinde resmen buraya bir zıplıyor saat 10'da ve 14'te daha da yükseliyor ve 18-10'da da bu korku endeksi şeyini koruyor, yükselmesini koruyor ve hiçbir geri çekilme falan da göstermiyor. Bu bağlamda tamam, biz bir S&P'ye bakalım. Şimdi S&P'ye baktığımızda zaten cuma günü negatif bir baskı var demiştik 4 saatlik kısa vadede. Bugün de zaten sert bir satış geldi. Bu korku endişesi de yükseldi ve Dow Jones'ta da sert satışı gördük. Günlüğe bakalım. Günlükte ne görüyoruz? Şimdi günlükte de gene burada bakın, günlükte de zaten cuma günü günlükte de bunun negatife döndüğünü görüyoruz ve aşağıya doğru bir satış baskısı var. Halbuki ben size hafta sonu ne demiştim? S&P'de ve Dow Jones'ta haftalığa baktığımızda haftalıkta bunun birer kar satışı olduğunu görüyoruz. Ancak haftalıkta bakın gördüğünüz gibi haftalıkta hala 4200 puana kadar pozitif olduğunu görüyoruz. Yani bu hala bunu birer kar satışı olarak değerlendirilebilir. Haftalıkta kötü durmuyor. Evet, Dow Jones'a bakalım. 4 saatliğe baktığımızda bu yeni kullandığım indikatör arkadaşlar. Bu EMA Trend Bars dediğim gibi. Yine bu negatif görüyoruz. Ve burada dün cuma günü hafif düşmesine rağmen Dow Jones. Bugün gerçekten Dow Jones'ta da sert bir düşüş oldu Avrupa ile beraber. Burada da hala 4 saatlikte satış görüyoruz kısa vadede. Günlüğe baktığımızda günlükte hala satış baskısı görüyoruz. Ama haftalıkta Dow Jones gene düzgün. Ben size ne demiştim? Ancak haftalık Dow Jones'un da artık sınıra geldiğini ve artık buralardan dönmesi gerektiğini, eğer Dow Jones buralardan dönmez, yani 33.600'lerin altında kapanışlar olursa artık piyasada burada sert bir ayı piyasasına giriyor diyebiliriz. Yani artık haftalıkta da sınırları zorluyoruz. Peki biz dolar endeksine bakalım. Dolar endeksine baktığımızda da hareketlenmeyi görüyoruz arkadaşlar. Hatta şunu şöyle biraz daha bar haline getirdiğim zaman, mum grafiğe getirdiğim zaman, evet burada da dolar endeksinin yükseldiğini kolaylıkla görürüz. Peki bizim borsamızda durum nedir? Bizim borsamızda 4 saatlikte yol haritasında gördüğünüz gibi baskıyı hissediyoruz arkadaşlar. Yani iliklerimize kadar baskı hissediyoruz. Kritik olan nereye geçtik? 1418'i geçtik. Şimdi kritik olan 1418'i geçtiysek, yani şu an neredeyiz? Şurada bakın, dashline'i çizmişim ben. Bu dashline şuradan gelen bir direnç noktasıdır arkadaşlar. Yani şu an borsamız 1418 direnç olmuş ve 135.000 aşağıda görünüyor. 135.000 borsamızda görünüyor. Bu 4 saatlik diyorsun Selçuk Bey, kısa vadeli kabul. Günlüğe bakalım. Günlüğe baktığımızda günlükte de gene burada bir baskı olduğunu hissediyoruz. Ve günlükte de yine sat modundayız. Haftalığa baktığımızda acaba haftalıkta nedir? Arkadaşlar haftalıkta da artık borsa kritik bir noktaya girdiğini görüyoruz. Bunu ben söylemiyorum, teknik indikatörler söylüyor. Bakın haftalıkta bugün biz kırmızıyı yaktık. Tamam, bu EMA Trend Bar'la bakıyorsunuz. Selçuk Bey, Kaufman'la bakalım. Ve bunun yanında Süper Trend'le bakalım. Gördüğünüz gibi haftalıkta da zaten oldukça yukarıda Süper Trend. Kama da yukarıda. Kama, EMA zaten nispi olarak EMA daha iyi duruyor. Ama Kama daha kötü duruyor. Haftalıkta da sat konumundayız. Yani 139.000 civarında, ama 135.000 altta direnç olarak görünüyor. Yani 135.000'e gelmesi beni şaşırtmaz. Günlükte de baktığımızda günlükte de yine baskının olduğunu görüyoruz.
4 saatlikte de baktığımızda nereden bakarsak bakalım. Evet, Avrupa'dan daha fazla negatif ayrışıyoruz. Dolar TL'ye bakalım. Dolar TL zaten belli, gidişat belli. Yani 4 kısa vade hala yükselme trendinde ve gün içerisinde bakın nereye gelmiş arkadaşlar gün içerisinde. Bakın şurayı ben sizler için şöyle zoomlayayım. Bakın şu yukarıda dirgenin üst noktası var ya arkadaşlar. Bakın tam o dirgenin üst noktasına gelmiş ve ben size ne demiştim? 8.72'ye kadar gelir demiştim. 8.72'ye gelir kısa vadede, bunu bir önceki videoda söylemiştim. Ve bugün dolar geldi 8.72'ye iğne attı. 8.72 de neyle geziyor? 8.72 ile 8.63 arasında geziyor. Yani eğer perşembe günü yani bir akıllara ziyan işler yaparsak arkadaşlar, dediğim gibi bu iğne bu dirgeni deler buradan. Bakın şuradan dirgenin geldiği şey var ya, hani ben size çizmiştim ya, o dirgeni deler ve dirgeni deldikten sonra buraya çıkarsa burada direnç destek yok. Yani direnç yok, sürtünme yok. Sürtünmesiz bir ortamda nereye kadar gelir arkadaşlar? Dirgenin üst noktası olan 9.32'lere, 9.30'lara doğru gider ki burada da durduramazlar ve yine hedef olan 9.62'ye doğru gider. Yani burada nedir arkadaşlar bu? Bu bir sinyaldir. Arkadaşlar dediğim gibi Avrupa'da rüzgar çıksa, Amerika'da rüzgar çıksa biz burada zatürre oluyoruz. Biz piyasayı gördük, kabul. Amerika'da 4 saatlik ve günlüklerde saat, ancak haftalıkta hala kendini koruyan bir borsa ve piyasa var. Ancak Türkiye'ye baktığımızda haftalıkta da 4 saatlikte de günlükte de haftalıkta da sat konumuna gelmişiz. Dolar ne? Ben size ne diyordum bir önceki videomda? Eğer piyasada satış gelirse ve Merkez Bankası bu kafayla devam ederse 8.72 ilk nokta olur. 8.72'ye zaten bugün geldi, bir iğne attı, o dirgenin üst direncinden dirençle karşılaştı ve geri döndü. Ancak bırakın orta ve uzun vadeyi, kısa vadeye konuşalım. Kısa vadede dolar hala al yönünde. Şimdi ben fazla sevmiyorum ama daha önceki videolarımda yine size söylediğim gibi Merkez Bankası perşembe günkü faiz kararına kadar borsa ve dolarla Merkez Bankası tehdit edilebilir ki şu an ben bunu böyle görüyorum. Piyasa tarafından tehdit ediliyor. Ancak piyasa tarafından evet bu kadar bekliyor muydunuz? Ben Çin gayrimenkul şirketiyle beraber Fed'den piyasanın bu kadar da korkacağını tahmin etmiyorum. Bunu nereden anladınız derseniz Selçuk Bey, bunu VIX korku endişesinden anlıyorum. Yani aslında bunu tamamıyla bizim perşembe günkü para politikası kurulunun üzerine yıkmak da yanlış. Bugün ne oldu? VIX korku endişesi yükseldiğinden dolayı da evet bu Çin ve Fed'in çarşamba günkü toplantısında etkili olduğunu söyleyebilirim. Şimdi bizim bir talihsizliğimiz ne oldu? Bu olayların birbirinin üstüne gelip borsa zaten kırılgan. Yani birini zor karşılayacak durumdayken bizim kalkanımız, üçünün bir anda üstümüze gelmesi ve borsanın yıkılması oldu. Ve artık sanırım bir aylıkta al durumundayız ki aylıkta çok uzun vade bir grafiktir. Yani bugün alıp da bir sene sonra, 6 ay sonra satmayı düşünüyorsanız sinyaller hala al görünüyor. Ancak böyle 1 ila 3 aylık arasında sinyaller Borsa İstanbul'da kötü görünüyor. Ha ondan sonra evet Amerikan borsaları toparlar ama özellikle S&P'nin o şeyden dönmesi gerekiyor artık. Amerika Dow Jones'un buralardan tepki verip yukarıya dönmesi gerekiyor. Eğer tepki vermezse haftalığı da kıracak gibi duruyorlar. O yüzden arkadaşlar bu olaylarla beraber evet ben belki biraz pazar günü bu olayları hafif yorumlamış olabilirim. Negatiftim ama bu kadar negatif değildim. Ancak tabii her şeyi piyasa gözüyle göremiyorsunuz. Piyasa gözüyle anlayamıyorsunuz. Ancak bu olayların hepsi perşembe günkü Merkez Bankası faiz kararını bir kat daha önemli hale getirmiştir. Aklımızı başımıza alalım, şapkamızı önümüze koyalım ve dediğim gibi bir çuval inciri berbat etmeyelim. Bu haftayı pas geçmesi gerekiyor Merkez Bankası'nın. Bu kanalda yer alan yorum, bilgi ve düşüncelerin asla yatırım tavsiyesi olmadığını sizlere hatırlatmak ister. Kendinize iyi bakın. Allah'a ısmarladık. İyi akşamlar diliyorum.